Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Amerika'da kiraladığım Airbnb ev hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hem de Airbnb'den bir ev nasıl kiralanır, kiralandıktan sonra nasıl bir şeyle karşılaşılır, bu videoda sizlere bunu anlatacağım dostlar. Sherman Oaks diye bir yer burası. Gerçekten çok keyifli bir sokak, doğa harikası bir yer. Hollywood'a çok yakın ve etrafında çok güzel parklar, çok güzel sosyal alanlar var. Bu arada arabamı park ettiğim yerde hemen şurası. Bu gerçekten önemli. Çünkü bir yere gideceksiniz, hemen arabanıza biniyorsunuz, sokaktan çıkıyorsunuz. Bu İstanbul'da biraz zaman alan bir şey ama Amerika'da bu gerçekten çok keyifli ve çok kolay. Ev bayağı güvenli bir yerde aslında. Yukarıda hemen bir kamera görüyorsunuz dostlar. Şimdi anahtarımızı da açalım. Küçük olan anahtar büyük kapıyı açıyor orada. İttiriyoruz. Tabi burada biraz stressiz olacağım arkadaşlar. Önce karıştırdım ama 1-2 gün sonra alıştım. İlk önce şuradan giriyoruz. Mesela odalar birazdan göstereceğim. Bir kat yukarıya çıkıyoruz. Şunu hep kurbağa gözüne benzettim. Labirent gibi. Çok karışık. Bu arada çöp kutusu şurası. Acayip kötü kokuyor burası. Şöyle açıyorsunuz ve içerisine çöp atıyorsunuz. Çok kötü kokuyor. Bir başka önemli oda laundry room, yani çamaşır makinesi arkadaşlar. Çamaşır yıkamak için şöyle bir çözüm var. Önce yıkamak için yapmanız gereken şey, buraya 1.25 dolar atmanız gerekiyor. Ama ben şöyle bir hatayla karşılaştım. Hepsinin 25 cent olması gerekiyor. 5 tane olması gerekirken bende maalesef 4 tane vardı ve gerçekten 4 tane kaldı. Bir daha da kullanamadım. Sonra etrafta bayağı bir bozuk para aradım. Burada çamaşırlar yıkandıktan sonra şurada da kurutuluyor. Şu an çalışıyor zaten. Bir iki tanesinden ses geliyor. Şu an ikisi çalışıyor. Çamaşırlarınızı rezil eden bir makine olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok eski ve çamaşırlarınız inanılmaz yıpranıyor. Şimdi de odaya doğru hareket edelim. Odamız burası arkadaşlar. 212 numaralı odada kalıyoruz. Çok güzel bir oda olduğunu söyleyeyim. Bu zamana kadar izledikleriniz arasında bazı sevmediğiniz yerler olabilir ama emin olun odaya girdikçe sevineceksiniz. Hatta son bir sürprizim daha olacak. Peki odamızı açalım arkadaşlar. Zaten fotoğraflarından çok beğenmiştim. Fiyatını da hemen sizlerle paylaşıyorum. Yaklaşık 10 günlük bir kiralamamız oldu. Airbnb'de uzun süre kiralama yaparsanız bazı indirimler alıyorsunuz. Biz de o indirimlerden faydalandık. Şimdi odayı beraber gezelim dostlar. Burada bir çalışma masası var. Bu çalışma masasında e-postalarımı kontrol ettim. Hemen yanında bir priz var. Buradaki priz tabii ki Amerikan tarzı bir priz ama oldukça işimi gördü. Şurada bir gardırobumuz var. Bütün bu eşyalarımız, bu iki tane valizle geldik. Bütün eşyalarımız burada saklandı arkadaşlar. Büyük bir gardırop olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda askı var. Hem de yerler oldukça temiz. Bir de elektrikli süpürge var. Bir kere de bu odayı kendim temizledim. Bu odanın temizlemesini siz kendiniz yapıyorsunuz. Evi bıraktıktan sonra yaklaşık 50-60 dolar para vererek bütün odayı temiz bir şekilde bırakıyorsunuz. Zaten bunu peşin alıyorlar. Yatak gerçekten çok güzeldi. Yatağın hemen kenarında bir priz vardı. İki tane giriş olan bir priz. Ama aynı zamanda hemen şurada bir USB girişi var dostlar. Bu da benim işimi oldukça kolaylaştırdı. Yatak çok güzel. Calvin Klein yatağın örtüsünün markası. Bu çok iyi. Evin ısıtma ve soğutmasını şu çok eski moda bir klima yapıyor arkadaşlar. Bu LG zannediyorum kurulduğu yılda yapılan bir klimaydı. Bu gerçekten çok eski ama hala çalışıyor. Zaten Amerika'da şöyle bir anlayış var. Çalışıyorsa dokunma, yenisini almana gerek yok. Şu televizyon var, hiç açmadım çünkü ekran biraz küçük. Evde 75 inç bir televizyon olunca buna hiç yönelmedim bile arkadaşlar. Bu arada bomba bir teknik özellik daha vereyim size. Evin internet hızı bomba arkadaşlar. 100 megabit internet hızı var, hatta 100'den daha fazla. Ve işte o interneti veren modem hemen şurada. Müthiş bir internet hızı olduğunu söyleyebilirim. Bir koltuk takımı vardı dostlar. Bu koltuk takımında özellikle şuraya uzanıp e-postalarını yanıtlamak çok keyifli oldu benim için. Onu söylemiş olayım. Gelelim mutfağa. Mutfak çok önemli. Çok güzel bir masa vardı.
Çok ergonomik bir tasarımı var. Hem az yer kaplıyor hem de çok sayıda insan buradan faydalanabiliyor. İki kişiydik ama yine de gerçekten çok keyifli yemekler yedik. Yemeklerimizi kendimiz yaptık. Neden öyle bir şey yaptık onu da söyleyeyim. Amerika'da hep katı yiyecekler var ve bu katı yiyecekler sizi zor durumda bırakabilir. Yani bir sulu yemek kültürüne alışmışız. Burada pek öyle şeyler yok dostlar. O nedenle hem eşim hem de ben bu kültürden kopmayalım diye evde yemek yapalım istedik. O nedenle bir mutfağa ihtiyacımız vardı ve her şeyi olan bir mutfağı burada bulduk. Her şey derken neyden bahsediyoruz onları biraz anlatayım size. Birincisi mikrodalga fırın. Bu mikrodalga fırın bize çok büyük imkanlar sağladı. Onun dışında ekmek kızartma makinamız hemen burada. Bir adet su ısıtıcımız vardı. Dolabımız vardı. Dolabımız gerçekten güzel çalışıyor. Bunları bir sonraki artık kim kalacaksa ona bırakacağız. Şunları almıştık ama tamamını bitirmedik. Su çok önemli çünkü Los Angeles'ta çeşmeden akan suyun tadı gerçekten çok kötü. Ama satın aldığınız suyun tadı da önemli. Biz Nestle aldık arkadaşlar. Çok başarılıydı. Philadelphia peynirimiz ve meyveler. Bu arada meyve deyince geçmemek lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Amerika'da yediğimiz meyveler meyve ise acaba Türkiye'dekiler ne? Gerçekten çok lezzetliydi. Peki burayı da kapattıktan sonra ocağa bakayım. Ocak nasıl çalıştığını anlamadım. Bu elektrikle mi çalışıyor, doğalgazla mı çalışıyor bilmiyorum ama çok da merak etmedim ne yalan söyleyeyim. Şunu açınca şuralar kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Ve burada temiz bir şekilde bırakalım istedik. Adamlar neredeyse ihtiyacımız olan her şeyi de buraya koymuşlar. Yani bir önceki kiracıdan mı kaldı yoksa ev sahibi düzenli buraları tamamlıyor mu bilmiyorum ama hepsinden Allah razı olsun. İşte Nescafe'sinden, zeytinyağından tutun da bakın burada neler var. İşte kahve, yemek için baharatlar. Kapatıyorum, diğer tarafı açıyorum. Burada bardak, kadehler, termos bardağa kadar her şey var. Biz de temiz bir şekilde almıştık, temiz bir şekilde bırakıyoruz. Temizlikçi gelince çok fazla uğraşmayacak. Burada çatal bıçaklar var. Sıcak soğuk su var. Zaten buradaki sistem oldukça müsait. Buraları güzel bir şekilde temizlemek için. Çöp kovası ve hatta çöp kovası için böyle poşetler falan. Adam gerçekten çok iyi çalışmış arkadaşlar. Yani çok memnun kaldık sevgili Bekim'den. Bekim Türkiye'de de bir süre kalmış. Hatta şu bombayı unuttum ya. Abi adam ne yapmış biliyor musunuz? Gidip buradan marketten alışveriş yaparsanız bir sadakat kartı var. Şu Pavilions'ta bir market. O sadakat kartını da burada bırakmış adam. Yani gidin ucuz alışveriş yapın. Mesela 100 dolarlık bir şey alıyorsunuz. 15 dolar falan kar ediyorsunuz arkadaşlar. Sağ olsun Bekim evinde böyle bir şey daha yapmış. Gerçekten çok çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Biz de aldığımız gibi bıraktık. Sonrasında biraz lavaboya bakalım. O da çok önemliydi ve beni çok şaşırtan bir yer arkadaşlar. Şimdi lavaboda ihtiyacımız olan her şeyi biz marketten satın alacağımızı düşünüyorduk ama hiç gerek kalmadı. Yani burada spreyden tutun, el sabunu, vücut kremi, sonrasında işte ağız çalkalama suyu galiba bunu kullanmadım tabii. Kulak çöpü, her şey vardı. Dediğim gibi ya bir önceki misafirlerden kalma ya da ev sahibi gerçekten bunları tedarik ediyor. Bir kere 20'ye yakın havlu vardı. Bu beni şaşırttı. Biz ne olur ne olmaz diye kendi havlumuza getirdik. Hatta çamaşır yıkarsınız diye deterjan ve koku verici artık neyse adı onu da getirmişler. Tuvalet kağıdına kadar adam çok kaliteli malzemeler kullanmış. Hemen şurada yine beni şaşırtan başka bir manzara. Bütün şampuanlar hatta kaç tane şampuan var? 1, 2, 3, 4 tane şampuan var. 2 tane duş jeli var ve bilimum diğer aparatları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Beklediğimden çok fazla bir malzemeyle karşılaştığımı söyleyebilirim. Evdeki en büyük sürprize dilerseniz biraz yolculuk yapacağız. Ve işte o güzel manzara arkadaşlar. Evin bir havuzu var. Ortak kullanımlı bir havuz. Çocuklar açamasın diye en yukarıya yapmışlar anahtarı. Şuradan giriyorsunuz. Bunlar neydi ya? Adı sedye miydi ya? Bunlar neydi ya? Neyse. Şurada havuz var. Havuz oldukça derin. Yani şurası benim boyumu geçiyor. Şuralar çok rahat ama ilerisi çok derin. Çok serin güzel bir havuzu var. Şuradaki şezlong. Bunların adı şezlong diyor. Sedye değil. Şezlonglarda güneşlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada denemedim ama
Şurada bir barbekü odası da var. Et pişirebiliyorsunuz. Burada et çok ucuz. İlkay'la birlikte bir videoda et pişirmiştik. Burada yine aynısını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hepsi apartmanın ortak kullanımına ait. Burada diğer evleri görüyorsunuz. Bizim evimiz hemen şurası arkadaşlar. Şu şemsiyenin hemen üstü. Özellikle de uyarmışlar şurada. Burada can kurtaran yok. Başınıza bir şey gelirse 911'i arayın diye. Ama yine de bütün önlemler alınmış. Evet arkadaşlar, Amerika'da 10 günlük bir tatilimizde, yarı iş yarı tatil diyelim. Kalmak için otel yerine evi kiraladık. Çünkü oteller son dakikaya kaldığımız için gerçekten çok pahalıydı. Hem de ev yemekleri yapalım ve sağlıklı beslenelim istedik. O nedenle böyle güzel bir evi kiraladık. Beklediğimizden çok daha iyi geldi. Birkaç adımda siz de Airbnb'den ev kiralayabilirsiniz. Tabii ki avantajları olduğu kadar bazı riskleri de var. Mesela ben bir kere Türkiye'den Airbnb'den ev kiralamıştım. Ve yani dolandırıldım demeyeceğim. Biraz ağır kaçacak ama biraz zarar görmüştüm. Ama Amerika'da biraz daha kolay. İnsanlar biraz daha saygı gösteriyor. O nedenle siz de eğer bir yere gidecekseniz Airbnb veya muadili olan sistemlerden faydalanabilirsiniz dostlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yazın ve sosyal medya hesabınızdan da paylaşın tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.